şansın nerede? Çocuklar, formalarınızı giydiniz mi? Zeynep, çantayı ne yaptın? Anne. Bak ya. Kıvanç, ne olur lütfen ya. Yeter ya. Yeter, bağırmayın. Ya dur. Çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Bak ya. Zeynep, hadi gelin kahvaltıya hadi. Hadi gelin Kıvanç. Anne ya. Ünal. Ya niye açmıyorsun telefonu? Çocuk ateşlendi. Dünyadan haberim yok. Ya tabii tabii. Hepinizin şarjı bitti. Hepinizin şarjı bitti ya. Dün gece 100 kere seni aradım. Allah senin belanı versin değil mi? Gel kızım. Sus be sus, yeter artık ya. Nedir bu adamlar şeklinde? Ne oldu gene, niye ağlıyor ablam? Tuğrul yatırmamış nafakayı. Gene onun kavgası. Atlayayım artık ben şu hayattan ya. Sen de var mı? Pazara gideyim bugün. Kıvanç. Şimdi ben de nereden para olsun Allah aşkına? Yani bir yol parası var işte. Günaydın Niyazi kardeş. Bugün birileri gelecek eve bakmaya. Bayağı da niyetli. Yanını satarsak biliyorsun hemen çıkacak diye ev sahibi. Alo. Abi ne zaman yatacak bizim bu paraya? Hayır, neredeyse adamın cenazesi kalkacak. Arama oğlum, manyak mısın? Abi çok darlandım, çok. Yani durumları biliyorsun zaten. Tefeci battalın adamı da 7/24 peşimde, anasını satayım. Kurcalayacağım ben, tamam. Bekle biraz daha. Para yeterse evin ışığı yanar. Her zamanki gibi gider alırsın. Tamam, anasını satayım, tamam. Buldun mu simitçiyi? Ceylin. Anne. Kızım niye evinde kalmıyorsun sıcak sıcak? Burada ofis köşelerinde bir başına. Ya dün işim uzayınca ya baktım saat kaç olmuş. Ben de dedim ki o zaman burada uyuyayım, sızmışım kalmışım öyle. Ya bir de ilk defa gelmiyorum ki, 1000 kere kaldım anne ben burada. Simitler el yakıyor, yeni çıktı fırından. Lukas geldi.
Günaydın. Babam mektup yollamış. Beraber emniyete gidelim de boşa aramasınlar diye geldim. Ne mektubu, nerede? Yaktım gitti. Yakmış ya. Yakmış mektubu. Baksana kala kala bu kalmış. Tamam hadi artık. Olan oldu. Hadi gel. Gel. Otur şöyle. Tamam ağlama artık ya. Evet anne ya. İyiymiş işte dedem ne güzel. Öyle düşün ha. Ha benim güzelim. Ha biz de bir okusaydık, bir koklasaydık. Onun kocasıysa bizim de babamız yani. Bizden bahsetmiş mi diyorum, yok diyor. Yakmış sormadan etmeden. Tamam hadi artık iç şunu. İç şunu, biraz sakinleş var. Hadi hadi. Ağlama artık ya. Ya Aylin, kahrettin kendini. Yeter artık, tamam. Olan olmuş ya. Olan hep oluyor zaten. Ben sadece seyrediyorum. Duyan da yok, Aylin'i gören de yok. Ya nereye gidiyorsun anne diyorum, buna bile cevap vermiyor. Baban iyiymiş, en azından öyle düşün. Adam mektup yollamış. Evet annem, hadi geç bir otur şöyle ha. Bir kahve yapayım sana hem. Ne kahvesi ya, ne kahvesi? Hem sen ne sallanıyorsun hala? Okulun yok mu senin? Bana laf yetişeceğine git üstünü değiştir. Ya kız bir şey demedi. Sen iyi ol diye öyle söylüyor. Laf yetiştirme falan yok. Ne saldırıyorsun kıza? Kendi işine baksın o. Kaç gündür ilk ders boş ayaklarına sallanıyorsun. Gözünden kaçıyor sanma. Bak kapıyı çarpıyor ya, bir de. Ya Aylin tamam ya. Ya. Gözünü seveyim yeter ya. Yapma böyle. Sakin. Hem belli. Annen de üzülüyor yani. Gelince de bir şey deme kadına. İyi. Kime ne söyleyeceğimi de senden öğreneyim ben. Niye yakıyorsun anne ya? Hayır niye yakıyorsun? Bir ben de okusaydım. Nereden biliyorsun hem babamdan geldiğini? Ay batsın onun mektubu da, haberi de ya. Kızım babanın yazısıydı. Babanın mektubu işte. Cefakar karım demiş. Bana öyle der ya. Tamam öyle der de. Şeyi de yazmış. Ezogelin çorbayı yazmış. Anamdan daha güzel pişiriyorsun der. Biliyorsun sever çorbayı. Şeyi yazmış sonra. O çaya attığım ince limon dilimini. Ay kızım kim bilecek bunları Allah aşkına? Baban işte, babanın mektubu. Kim getirdi peki mektubu? Hayır hangi şirketle gitmiş, nereye gitmiş bir şey söylemedi mi? Ya işte yani bu adamla aynı gemidelermiş. Şeydelermiş uzak bir yerde, ne o Hayit mi ne öyle bir yerdelermiş işte. Bu adam inmiş. Baban orada anlaşma bekliyormuş. Ya sen de beni akıllı sanıyorsun ha. Akıl mı var bende? Öyle adam mektubu uzatınca birdenbire ben sormadım yani kimsin nesin diye. Ne zaman gelir dedim. Bilmiyorum dedi. Uzun sürer dedi. Tamam. Tamam ben bugün gidip sorarım. Hayır niye ben bakmadan yakıyorsun ki mektubu? Mektup yakılır mı bir de ya? Evde olaydın da sen alaydın mektubu. Saklardın bir güzelce Elin. Ilgaz dün gece eve gelmedi abi, haberin olsun. Ne yapayım Makbule? Eve girip çıkarken imza mı attırayım koskoca adama? Baba. Ya abim istifa edip avukat mı oldu? Ne? Hı-hı. Kim demiş? Yalandır. Ay Allah korusun. Ya hala bak ortalık yıkılıyor ya. Yazmış millet işte. Karısını kurtarmak için mesleğini yaktı. Çömez avukat, eski savcı bakalım ne yapacak? Katil karısını kurtarmak için istifa etti. İstifa ettiğini biliyorum da bu avukatlık meselesi yeni herhalde, haberim yok. İstifa mı etti? Aşk olsun abi, niye bize demedin? Ay niye izin verdin? Onu bana değil yeğenine sor Makbule. Bir şey yapmak için kimsenin bana danıştığı yok, anladın mı? Aferin savcı torunuma. Gurur duyun ya. İftihar edin. Meslekmiş, havası civasıymış. Hepsini elinin tersiyle şöyle itti. Basmış istifayı. En doğrusunu yapmış torunum. Ha tabii ya. En doğrusunu sen bilirsin çünkü. Sevdiği için savaşan, gerekirse çamura basan bir evladın var. Neye kızıyorsun oğlum? Armut dibine düşmüş işte. O gaz da babasına çekmiş. Fena mı? Ya bir şeye de karışmasan be. Fikir üretmesen ya. Bir eksik kalsan. Eksik kalalım bakalım. Eksik kalalım. Neyse. Anne.
anne böyle yapma bak. Tabii ki soracağım, sorgulayacağım. Anne, ben seni üzmek ister miyim? Üzüyorsun ama. Bırak şimdi baban da mektuptu. Ne oluyor bu ofiste Ceylin? Ha? Onu bir de bana bakayım. Kızım yakışıyor mu sana ya? Öyle gerekiyordu, evlendim anne dedin. Tamam dedim. Ayıp denen bir şey var ya. Ha, bu adam benim kocam diyorsan tutar elinden getirirsin. Adabıyla elimi öper. Yok. Elin adamına beni ne rezil ediyorsun, beni ne utandırıyorsun ya. Ben ne diyeceğim şimdi bu adama? Nasıl hitap edeceğim Ceylin? Kaldım böyle. Olmaz. Ceylin. Bu iş böyle olmaz. Gitsin kardeşi mi babası mı kim kimsesi varsa toparlanın gelin eve, oturun sofraya, dünürümüz olsunlar. Yakışanı neyse o olsun kızım. Bu böyle olmaz. Sonra herkes evini damını bilsin. Nerede ne halt ederseniz edin. Ama böyle olmaz. Tamam anneciğim. Hı, tamam anne. Babam burada olsaydı bunları yapabilir miydin acaba? Kırardı senin bacaklarını. Tabii. Ben dış kapının mandalıyım, ben neyim ki? Babam burada yok. Ben de böyle takılırım diyorsan o başka tabii. Ne demek şimdi bu? Anne. Anne. Gel Rıdvan. Afiyet olsun Sayın Savcım. Sağ ol. Bak bu glütensiz açma. Olur mu deme. Olur. Başsavcım bulur. Sağlık mühim Rıdvan'cığım. Afiyet olsun. Gel beraber olsun. Bak gemlik zeytini de vardı. Şuralarda bir yerde olacak ama. Yok savcım, bu size anca yeter. Teşekkürler. Olur mu canım? Seni de düşündük. Al bakalım. Teşekkür ederim savcım. Hadi afiyet olsun. Müsait misiniz savcım? Değilim. Ya han kapısına çevirdiniz kapımı ya. Zırt pırt içeri giriyorsunuz avukat hanım. Bakın kalem var orada. Gidin meramınızı ona anlatın. Ondan sonra alırız içeri ya. Sadece uyabı raporlar, ifadeler ne zaman yüklenecek diye soracaktım. Yüklenince. Ha yani Neva hakiminkini de mi almayı bekliyorsunuz? Çıkın. Yanlış bir şey mi söyledim savcım? Avukat hanım, çıkın. Afiyet olsun. Afiyet mi bıraktınız insanda? Heh, Rıdvan, git Neva hakime söyle, savcım odasında bekliyor de. Bir dosyada tanık olarak bilginize başvurulacakmış de. Gelsin. Eminsin yani, ikna oldu kesin. Oldu oldu, merak etme. Bitti o iş. Oh, teşekkür ederim Cüneyt, gerçekten. Yaptığın her şey için ne kadar minnettar olduğumu anlatamam ben sana. Teşekküre gerek yok. Benim için zevkti. Ben ne yapıyorsam istediğim için yapıyorum. Peki o zaman. Belki akşam görüşürüz. Görüşürüz, arayacağım ben seni. Hakim Hanım. Evet. Bir yanlışlık oldu sanırım ama ben yine de size bir danışayım dedim. Ney Figen? Paris savcı sizi tanık olarak ifadeye çağırıyormuş. Akşam bende mi kalsak diyorum? Yani ne gerek var ki? Ya illa ikametgahı kesinleştirmeye gerek var mı? İşte bir orada bir burada takılırız öyle. Yani ben kolay olur diye. Düzen iyidir sonuçta. Nasıl bir düzen mesela? Ya burası iş yeri sonuçta. Biz de şeyiz. Neyiz? Şeyiz işte. Neyiz işte. Niye gülüyorsun ya? Ya vecik kıvranıyorsun şu an. Ayrıca çok karışık, kabul et. Evet çok. Mesela şu an nikah yoksa, tamam. Bir ilişkiye yelken açmış iki yetişkiniz. Aynı evde kalır mıydık? Yani sanmıyorum. Hadi itiraf et, hayır desene. Hayır. İşte bu. Bence de.
Hayır yani daha birbirimizi tanımamız gerek. Ya tamam ben senin evinde kaldım ama o zorunlu bir halde. Misafir olarak kaldım. Bir de kalacak bir yerim yoktu. Şimdi içimde halledemiyorum bu durumu. Yani ben de. Hem bak sen de diyemedin öyle. İnsanın ağzından bir anda çıkamıyor ki biz evliyiz demek. Ben o virajı alamıyorum. O yüzden de sorguluyorum tabii ki aynı evde yaşamak mantıklı mı diye. Ya sürekli birbirimizi göreceğiz. Evet ben kağıt üstünde karınım ama durum böyle değil ki. Biz daha yeni sevgili olduk. O yüzden de kafam çok karışık. Sevindim biliyor musun bunu söylemene? Benim de yani kafamda aynı sorular, aynı karmaşa. Neyse ya. Olur da bırakalım, sokar yolunu bulur. Aynen. Hem sen annemi dert etme. Ben onu oyalayacak bir şeyler bulurum. Efendim? Merhaba. Ilgaz Bey'le mi görüşüyorum? Evet, buyurun. Şafer Hanım'dan aldım numaranızı. Uzun süredir devam eden bir davamız var. Bu konu hakkında sizinle görüşmek istiyoruz. Avukatımız olmanız için. Tabii olur. Çayını koydum, kahvaltısını hazırladım, çıktım. Merak etme, keyfi yerinde. Alışmayalımız bak sen böyle. Tuğçe'nin çiftesi çok fenadır, onun sağ solu belli olmaz. O benim sorunum. Hayır canım, benim sorunum o. Geçeceksin o işi artık. Ya ben sana başka bir şey soracağım. Bu bütün gün böyle evde oturuyor muydu? Allah'ını seversen. Ben bunun kanına gireyim, gene göndereceğim okula bunu. Bak ya. Ya komik mi? Sen böyle bir havalara girmişsin ama. Tilla gelse Tuğçe'yi ikna edemez. Ben sana söyleyeyim. Görürüz. Tamam sen yap. Ben de seni alnından öpeyim. Kızım sen beni baya baya unutmuşsun. Ben aklıma neyi koydum da yapmadım. Yani aklıma bir tane geliyor ama. Sabah sabah bu ne şey ya? Tamam canım öpüyorum o zaman seni. Sonra konuşuruz tamam mı? Hadi hadi bay bay. Tuğçe'nin selamı var. Biraz daha teyzemin yanında kalacağım diyor. Aman iyi. Biraz da ablanın başını belaya soksun. Biz de kafamızı dinleyelim. Çay koy da kahvaltı yapalım. Saat kaç olmuş? Günaydın canlar. Günaydın komiserim. Börekçi babadan sıcak sıcak. Günaydın. Ben alayım komiserim. Ne oldu bizim iş? Kılın tüyün sonucu çıktı mı? Ben de size rapor hazırlıyordum komiserim. Ya maalesef sistemde tanımlı bir DNA değil. Uyuşan biri yok. Ulan bir işimiz de kolay olsun arkadaş ya. Ya hadi alayım ben o raporu abi. Hemen. Üçüncü çekirdek olayın oldu. Arama devam ediyor mu? Arama durduruldu komiserim. Çekirdeği bulamadık. Bulacağız, bulacağız. Çekirdeği de, çitleyeni de bulacağız. Değil mi Göksu? Hadi kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz komiserim. Her şeyi atlamasan mı acaba? Ne var ya, işimi yapıyorum. Yap tabii yap. Güzel. Ama şefin olarak ben ne kadarına izin veriyorsam o kadarını yap. Ben de bir çay alabilir miyim şefin? Daha dün bir, bugün iki. Ne ballısın ya? Dedim ya, Şahver Hoca vermiş numaramı. Ballısın işte. Benim öyle göz bebeği olduğum hocalarım olmadı ki. Çalışsaydın sen de. Yalnız ben dereceyle aldım diplomamı. Hocaların fark etmemiş demek ki. Hem çalıştım hem okudum. O yüzden gidemedim derslere. Şaka şaka. Yani evet çalıştım da beni bilirdi hepsi. Hocalarla itinayla takıştığımda. Neden hiç şaşırmadım acaba? Çok komik. Orada izin ver sorulara ben cevap vereyim tamam? Yani adam güvenmiş, Şahver Hoca'yı aramış. Şimdi sen orada yanlış bir şey söylersin demezsin de. İlk iş heyecanı, tecrübesizlik bir de iş hukuku meşakkatlidir. Sen şimdi çoğu şeyi unutmuşsundur. Bir de cezacı olduğundan bana bırak ben hallederim tamam? Sen gelme bence. Aa. Niye beklemiyorsun? Ne kızıyorsun ya? Benim arabamla gidelim. Sebep? Özledim kullanmayı. Ha. Vay, Kaya hukuk bürosu.
Adliyenin altından girer üstünden çıkarsınız siz var ya. Aa, oğlum benim ruhsatımı aldılar. Ulgaz yalnız. Nasıl ya? Hala şaşırıyor musun? Uzatacak mısın sen böyle? Bilmem. Gelişme var mı kardeşim? Var da yokumsu. Gariplik bende galiba çünkü etrafında normali yok. Yani eldivende işte bir de kıl bulundu. Erkek genotip ama sistemde yok. Oha. O zaman aradığımız kadın değil. Senin tanıdığın uzun saçlı bir erkek daha doğrusu Engin'in olabilir mi? Bilmiyorum ki. Düşüneyim de... Yok, hayır. Çok saçma değil mi? Eldiven elintili mi olay? Engin'in kanı var eldivende. İşaret orta parmağından. Belli ki şah damarından kontrol etmiş öldü mü ölmedi mi diye. Bir de tırnak izi var Engin'in boynunda. Ben yaptım onu elinden kurtulmaya çalışırken. E o da işte ulaşmış. Kim yaptı o zaman? Ne kadar oldu bu hanımefendiye haber vereli? Çok değil, 15 dakika falan oldu savcım. 15 dakika. Ya goygoylanma beni Rıdvan ya. Ne 15 dakikası ya? Kaç saat oldu? Söyle kalemine bir daha. Gelsin. İki saattir bekliyoruz ya. Evet. Ne zahmet ettiniz ya? Biz sizi beklerdik. İşim vardı. Buyurun oturun. Tanık olarak bilginize başvuracağız. İfadenizi alacağız. Hazır mısın Rıdvan? Şimdi. Engin Tilmen cezaevinde zehirlendi malumunuz. Ondan sonra hastaneye sevk edildi. Kendisini o gün ziyaret etmişsiniz. Evet gittim. Ne güzel. Ne sebeple? Kendisi bana not gönderdi. Benimle görüşmek istediğini söyledi. Öyle mi? Peki notu kim getirdi? Vallahi bilmiyorum. Odaya girdiğimde yerde buldum. Artık kim bıraktıysa büyük ihtimalle kapının altına atıp gitmiş. Ben de gayet insani bir merakla kendisini görmeye gittim konuşmak için. Ama konuşamadım, rahatsızlandı. Peki, ben de gayet insani bir merakla soruyorum. Ambulansa niçin bindiniz? Müdahale mi edecektiniz? Kalp masajı falan mı yapacaktınız? Bildiğim kadarıyla sizin diplomanız sadece hukuk fakültesinden. Ani bir karardı. Düşünmeden bindim. Belki yolda neden benimle konuşmak istediğini öğrenirim diye düşündüm ama... maalesef konuşamadım kendisiyle. Evet, çünkü kendisi ölmek üzereydi. Sanıyorum işimiz bitti bizim. Bitmedi Neva Hanım. Olay günü. Cinayet saati saat yaklaşık olarak 15 ile 20 arasında neredeydiniz? Onu da ifadeye alalım. Ne münasebet? Siz tanık olarak çağırdığınız kişilere bunu mu soruyorsunuz? Bu alenen usulsüzlük savcı bey. Hukuk dışına çıkmayalım lütfen. Şayet ben şüpheliysem ona göre bir prosedür işletelim. Neva Hanım burada hakim olarak bulunmuyorsunuz. Sıradan bir vatandaş olarak buradasınız. Bir cinayet işlendi. Maktulle temas eden herkes istisna olmaksızın nerede olduğunu ispat eder veya edemez, gerçekler ona göre ortaya çıkar. Yani kısacası ben sorumu sorarım, cevabımı da alırım. Özel hayatımla ilgili bir durum vardı. Sizi ilgilendirmez. Konuyla da alakası yok zaten. Bu cevap bizi üzer yalnız değil mi? Lütfen yazma. Bak, dosyayı çıkmaza sokuyorsun, tamam mı? Akrabalık ilişkimiz var. Şüphe uyandırırsan ben dosyayı başka savcıya devretmek zorunda kalırım. O zaman da işin içine tam girmiş olursun. Sen karar ver. Cevabını ver şimdi. Sayın savcı. Ya Eren gel dedim mi dalıyorsun içeri birden ya? Çık. Çok özür dilerim savcım. Çok önemliydi de. Tamam bırak çık. Tamam buyur. Eren. Sayın savcım. Ne bu? Çıkayım mı kalayım mı? Ya söyle işte. Tamam. Şey savcım eldivende Engin Tilmen'in kanını bulduk. Bir de bir kıl erkek genotip. Ne demek oluyor ki aradığımız üçüncü şahıs kadın değilmiş. Ama kayıtlı değil. Kamera sen çıkabilirsin sağ ol. Sağ olun. İfade iptal Rıdvan. Emir anlaşıldı savcım. Efendim Ece? Seda Hanım. Cüneyt Bey'in görüştüğü kadını buldum. Yalnız sıkı durun. Hakime Neva'ymış kadın. Birkaç kez beraber görülmüşler. Kesin net bilgi.
Hatta Neva Hakim duruşmada... Tamam Ece. Aferin. Yavaş. Pardon savcım. Biraz dikkat edin canım. Önünüze bakın avukat hanım. Ben bakıyorum da hayat beni sürekli size çarpıyor bu aralar. Kimini de yerden yere. Dua edin de şansınız dönmesin. İfadeyi ne zaman görebileceğiz hakim hanıma ait olanı? Yüklenince. Cevabını bildiğiniz sorular sormak da ne bileyim ya. Biraz büyük çaresizlik. Küçük. Hayır, yol boyunca kafamda tarıyorum sürekli. İnsanın bir tane mi uzun saçlı erkek arkadaşı olmaz ya? Kimi yaptı acaba? Belki de azmettirici farklıdır. Azmettiriciyi tanıyor olmamız muhtemel. Olabilir tabii. Yani belki bir tetikçi tuttur. Lütfedip de bekaretinizi verirseniz artık bana, ben de dosyaya koyayım, savcıdan, emniyetten bilgi alabileyim Ceydin Hanım. Mecbur vereceğim galiba. Bir avukatım olmadığına göre kaderimi ellerinize teslim edeceğim yani. Sende o göz var mı ya? Şurada bayrak mobilya fazlası. Tamamdır. Şerit mi değiştirsen artık? Aa, ayıpsın. Avukat Bey. Sen de uzatacaksın yani ha? Bilmem. Şile'ye gittiğinde Engin'i görseydin, veda etseydin ne hissederdin? Nasıl yani? Yani için bir nebze olsun daha rahat eder miydi mesela? İyi ki gördüm oğlumu der miydin? Derdim tabii. Yazık olmuş. Keşke biraz daha bekleseydin. Aramasaydım seni neredesin diye, sen de belki de telaş etmeyecektin. Görecektin Engin'i. Ah Belaç'ın. Keşke takmasaydın beni. Bekleyip görseydin oğlunu. Olmadı işte. Beklemedim. Ha, kim bilir belki engel olurdu. Hı? Sen orada olduğun için Ceylin vuramazdı Engin'i. Şimdi hayatta olurdu. Çok mu bekledin peki? Ne önemi var artık? Hayır işte keşkeler... Keşkeler, keşkeler böyle kafanı devirip çevirip duruyorsun. Sonuçta babayım ben de yani. Ben... Gittim, bekledim. Sonra sen... Arayınca korkup hemen eve döndüm. Neyle gittin peki? Taksi. Taksiyle gittim. Dönüşte değil mi? Bulunmaz ki orada taksi. Zor olmadı mı? Bekledi beni taksi. Geri dönmek için. Mantıklı. Eve girdi mi peki? Bayağı oldu gitmeyeli. Yeter Yekta. Ne saçma sorular bunlar böyle. Az önce gelin oğlunuzu alın, otopsisi bitti diye aradılar. Ben burada meraktan ölüyorum, oğlumu kestiler mi, biçtiler mi, ne yaptılar diye. Sen bana burada saçma sapan sorular soruyorsun. Yeter. Bakmayın Leçin Hanım. Murat da bir şeyler atıştırıyordu. Çıksın mı? Yok, hayır. Gerek yok. Afiyet olsun. Teşekkürler Leçin Hanım. Alışveriş de var da. Hadi Murat. Gönül Hanım, ben
Tabletim yatak odasında unutmuşum. Onu getirebilir misin bana lütfen? Elbette Reçin'im. Reçin. İyi misin sen? Şimdi daha iyiyim. Bu da istediğiniz diğer dosya. Dava ile ilgili bilirkişi raporu geldi, onun da çıktısını aldım. Sağ ol. Sen buradan hemen adli tıbba mı? Evet, cenazeyi almaya. Yani gelmeyeceğim dediniz ama fikriniz değiştiyse beraber gidelim. Hayır, sen teslim ol. Nasıl isterseniz. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Buyurun. Reçin yalan söylüyor. Biliyorum. Şile'ye gitmediğini öğrenince anladım. Sadece polise değil. Bana da yalan söylüyor. Ben siz biliyorsunuz diye düşündüm. Bir şeyler karıştırıyor. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Bir tahminim de yok. Arabadan en son bir sokakta inmiş. Araç takip sisteminden bir araştır bakalım. Hangi sokak etrafında ne var? Kafesi, restoranı, okul ne varsa işte kameraları var mı? Kimler oturuyor? Bakıver hemen. Tamam. Tamam Mekke abi. Biriyle mi buluşmuş? Ne bileyim, bir tanıdığı mı var? Öğren bana. Tamam Ekta abi, halledeceğim. Merak etmeyin. Sağ ol. İyiydi Süleyman Bey. Çok da kıymetli bir avukattı. Ama kafa zehir gibi de çalışsa... Bu hastalık gelince maalesef yapacak bir şey yok. Demans dediler, çok üzüldük tabii ki. Senelerdir bizi temsil eder Süleyman Bey. Teşekkürler. Çok üzücü gerçekten. Geçmiş olsun. İyi adam be. Biraz aksiydi testi ama iyiydi. Bir de tek başına çalışırdı. Bir kendi, bir sekreteri, bazen de yanında stajyeri olurdu. Yani sizin anlayacağınız, duruşmaya iki gün kala biz avukatsız kaldık. Zor bir durum. Sağ olsun Şahver Hoca yetişti imdadımıza. Zaman kısa. Sizin için bir sorun olur mu? Hayır. Evet. Yani bu süreçte hazırlanmamız imkansız. Dosya zaten tekemmül etmiş. Yeni vekalet aldık deyip bir celse daha uzatmak lazım en azından. Asla. Erteleme istemiyorum. Yapılsın duruşma. Bitsin gitsin bu dava ya. Kurtulalım bundan artık. Çok uzadı. Zaten iki tane duruşma kaçırdık. Yani biz hastalığından haberimiz olmadığı için işi safsaklıyor falan zannettik. Olaydan haberimiz yoktu. Yani anlayacağınız sizin. Dilekçeler bizde mahkeme arasında havada uçuşuyor. Anlıyorum. Hallederiz. Hem iki kişiyiz. İki koldan saldırırsak dosyaya hallederiz. Yetişir yani. Bir günlük iş. 15 aylık bir mahkeme sürecinden bahsediyoruz Ceylin Hanım. Duydum Ilgaz Bey. Hallederiz. O zaman biz olayı bir etraflıca dinleyelim. İşçiyle aranızdaki tazminat nedenini anlatın lütfen. Avukat Hanım Cevval kurtaracak bizi bu davadan. Yok estağfurullah. Ilgaz Bey hep temkinli davranır. Yoksa asıl onun uzmanlık alanıdır iş hukuku. Neyse buyurun dinliyoruz sizi. Ya bizim yanımızda çok uzun seneler çalışan elemanlarımız var. Bunlardan biri de Galip. İş esnasında bir kaza geçirdi. Zımba makinesinin tabancası arızalanmış. Zımba da gitti geldi. Galip'in gözüne saplandı. %90 görme kaybı var. Neredeyse hiç görmüyor. Biz tabii ki bütün hastane masrafını üstlendik. İş yükünü de azaltıp maaşına da zam teklif ettik. Ama usta hem burada çalışmak istiyor hem de tazminat istiyor. İnatla ve ısrarla. Aslında bir maddi kayıp yok. Yani en fazla manevi tazminat isteyebilir. Orada da işverenin ne kadar kusurlu olduğu önemli. Kazanın oluş şekli bakımından işçinin beyanının mahkemeyi yanıltma yönelik olduğunu ortaya koyan bir şey bulmak gerek. Yani işçinin yalan söylediğini ileri sürmeliyiz. Yani işçi kusurluysa, olayda bir hatası varsa, maddi de bir kaybı yoksa... ...açıkça yalan söylediğini ispat etmek gerekli diyor değil mi Ceylin Hanım?
Kusur raporları çıktı mı bilir kişinin şimdiye kadar hazırlamış olması gerekirdi. Tahsin Bey. Tabii her şey dosyada var. Yani işçinin beyanına dayanarak işçiyle işveren iş sırasında olan kazalardan yarı yarıya kusurlu oluyor diyor. Tamam, o zaman biz hızlıca sizin şirketten bir vekalet alalım. Siz de noterden onaylatıp bize mail olarak gönderirseniz çok sevinirim. Ama aslını ofise yollamanız gerek. Biz de hemen vekaletimizi sunarız. UYAP'a girer, dilekçeleri, raporları falan görürüz. Size de hızlıca teklifimizi iletiriz. Tabii efendim, hemen. Bu mahkemeden kurtulalım. Gerisi kolay, merak etmeyin. Ne? Ne yaptın sen içeride? İkinci davanı aldım. Kaybedeyim diye mi? Tebrikler. Ne alaka ya? İki günde buna hakkıyla hazırlanmamız imkansız. Hatta 1,5 günde. Zaten dosya tekemmül etmiş. Kusur oranları, tazminat tutarları tespit edilmiş. İtiraz süreleri de geçmiş. İlk dosyadan patlayacağım sayende. Sağ ol. Ben ne bileyim ya? Ya alışkınım kendi başıma karar vermeye, atlamaya. Ya bir şekilde hallederiz diye düşündüm. Bir şeylere itiraz ederiz. Karar duruşması olmaz diye düşündüm. Lütfen benim adımı düşünürken bir daha arada bana falan da sor, tamam mı? Ayrıca işçi belki yalan söylemiyor. Ayrıca belki %50 ihtimalle işçi yalan söylüyor. Senin bundan sonraki görevin müvekkillerini savunmak avukat bey. Of, tamam tamam. Özür dilerim, haklısın. Ilgaz bey, Ceylin Hanım. Bu tek tanık olan işçi. Gerçi dosyada tanık beyanı var ama gitmeden önce belki bir görüşmek istersiniz diye düşündüm. Ilgaz bey karar versin. Olur, görüşelim. Buyurun efendim. Galip titiz adam. Bu aletleri hepimizden iyi bilir. Az okumuşluğu vardı, kafa basardı. Öyle kazaya falan denk getirmezdi. Ben yanındaydım. Bu aleti ondan önce ben kullandım. Sağlamdı. İşveren mi suçlu diyorsunuz yani? Hayır. Ustabaşı mı kusurlu? Bence kusurdan öte bilerek yaptı. Nasıl? Besbelli bilerek. E canım, insan bilerek kendi gözünü kör eder mi ya? E tamam, kendi hatasıdır da. Şeytanı bile secdeye getirir. Bir dertlendi bu Galip. Bir sıkıntısı var. Sağdan, soldan borç toplamaya kalktı ama olmadı. Ondan sonra patladı işte. Siz olayı gördünüz mü? Kimse görmemiş ama bana göre öyle. Yanındaydım diyorsunuz. Yanındaydım ama arkam dönüktü. Bizim gibiler için sakız çiğneme kadar kolaydır o alet kullanmak. Hayır yani para için değer mi ya? Göz bu göz. Ya tamam, duygusal bir nedeni de olabilir tabii de, neyse. Şimdi başta da söylediğim gibi Galip Usta'nın yalan söylediğini, kazanın oluş şeklini ispatlamamız gerek. Bak yine inanıyorsun ona. Adam görmemiş ya, arkam dönüktü diyor. Kafasından senaryo uyduruyor beni. Giderek gaza geliyorsun. Ya gaza geldiğim falan yok, bir ihtimal olabilir. İhtimal varsayım, hem de ispatlaması imkansız bir varsayım. Sırf haklı çıkacağım diye inatla. Ya niye yükseliyorsun hemen ya? Allah. Vekaleti atsınlar hemen. Benim laptop'tan UYAP'a girip senin imzanla vekalet dosyasına koyarız işte. Biliyorsun anında vekil kaydı yapmıyorlar. Kalemle oluşturmak lazım onu. Biliyorum canım. Bilmez miyim? Ama senin vekil kaydın yapılana kadar yapmak istediğim bir şey var. Bir avukata vekaletimi vereceğim. Bir de gitmek istediğim bir yer var. Ama sen gelmek zorunda değilsin tabii. Seni ofise bırakırım. Babam için konsolosluğa gitmek istiyorum. Gelmek zorunda değilsin ne demek ya? Hayır, yani davaya vakit yok ya, o yüzden. Haiti konsolosluğu nerede acaba? Kaç kere yurt dışına gittin diye sorsana bana. Yok. Ama başka bir konsolosluk üzerinden yürütülüyordur işlemler. Nasıl ya? Buldum. Alman konsolosluğuna gidiyoruz. Tamam. Berlin'le irtibata geçecekler. Teşekkür ederim. Konuşacağız Neva. Çalışıyorum.
Son dakikada kurtardın paşayı. Şansına komiser gelmeseydi o raporuna çatır çatır cevaplayacaktın sorularını. Bak şimdi sana abin olarak soruyorum. Neredeydin? Neymiş o özel hayat? O kimseyi ilgilendirmeyen mesele anlat. Yarın bir sürü karar duruşmam var ve çalışıyorum dedim. Çıkar mısın lütfen? Bana cevap vereceksin Neva. Abinim ben senin. Neredeydin? Ben de seni ilgilendirmez dedim. Adı üstünde. Özel hayat. Çıkar mısın? Yemedim ben bu özel hayat numaralarını. Bana anlatmadığına göre sıkıntın çok büyük ya da bir sırrın var. Anlat, eğer ben öğrenirsem her şey çok daha fena olur. Senin yaptığına ne deniyor biliyor musun sen? Manevi baskı. Duygusal şiddet uyguluyorsun sen bana ve yeter. Bunaldım. Ya bırak şu afili lafları. Ailenim ben senin. Bilmek en büyük hakkım. Abinim, abin. Ben sana hiçbir şey söylemek zorunda değilim. Ayrıca bu şekilde abilik yapmanı da senden ben istemedim. Bak Neva, yay gibi gerginim zaten. Çeker giderim, bir daha da dönüp bakmam ona göre. Bakma! Bakma ya, bakma, bunaldım. Sen benim babam değilsin. Benim annem değilsin. Ben de sana emanet edilmiş o küçük kız çocuğu değilim artık. Ya kör müsün, ben büyüdüm ya. Büyüdüm ve senden bıktım. Beni baskılamandan, küçük görmenden, sürekli çocuğunmuşum gibi davranmandan, sürekli hesap sormandan, kibrinden, her şeyden bıktım. Şu haline bak ya. Yapayalnızsın abi. Çevrene bak bir. Var mı biri? Yok. Bir tane arkadaşın yok. Sana aşık bir tane kadın yok. Çünkü sen ne aşktan anlıyorsun ne sevgiden abi. Sadece varsa yoksa işin, kuralların bir de ben. Ya ne kadar zavallısın. Bana yapışıyorsun. Çünkü ben gidersem kimsen kalmayacak abi. Ama ben senin hobin değilim. Ben sen mutlu ol diye eline verilmiş oyuncağım değilim. Yeter ya, düş yakamdan. Demek öyle Neva, düşeyim yakandan. Bırakayım seni ha. İyi. Beziren varlığımı da alıp gidiyorum. Bundan sonra beni ne zor zamanında ara, ne de mutluluğunda. Ne ölüme, ne ölüne. Partisi savcım. Merhabalar başkanım, nasılsınız ya? Sizi merhaba, buralarda görmek. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk efendim. Bir çay kahve ikram edeyim. Buyurun buyurun. Olur olur, neden olmasın? Vallahi gün geçtikçe gençleşiyorsunuz ya. Teşekkür ederim, sağ olasın. Alo. Merhaba, pardon. Merhaba, buyurun. Ben Haiti kıyılarında denizde bir gemi hakkında bilgi almak istiyorum. İlerideki koridordan geçince sağdaki odada Remzi Bey var. O size yardımcı olur. Tamam, çok teşekkürler. Sağ olun. Gül Hanım. Siz... Seni hatırladım. Ceylin'in arkadaşısın sen. Adliyede vardın değil mi? Doğru doğru benim. Ablacığım siz hayırdır? Ya ben gaz savcının babasına baktıydım. Burada dediler de ona geldim. Ha Metin amirim. Yukarıda yeri. Buyurun ben götüreyim sizi. Ha olur. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok. Buyurun, odası burası ablacığım. Heh, sağ ol. Gel. Buyurun. Ben... Kayıp şahıs büroya gelmiştim de size de bir uğrayayım dedim. Ben de her gün uğrayıp bilgi alıyorum ama daha bir şey yok. Buyurun, buyurun oturun. Sağ olun. Eksik olmayın. Ama bu sefer ben bir haber vereceğim size. Hayırdır, buyurun. Vallahi hayır mı bilmiyorum ama
Zafer mektup yollamış. Bulundu yani. Boşa aramasınlar diyecektim. Onu demeye geldim. Mektup mu? Ne mektubu? Şey, bu bineceğim dediği gemi vardı ya. O gemiye binmiş. O gemiden inen bir arkadaşı getirdi. İyiymiş yani Zafer. Ama epey bir vakit alırmış dönmesi. Nerede mektup? Ha, ben kızdım, yaktım onu. Yani Ezogel'in çorbayı falan söylemiş. O limonlu çayını söylemiş. Özledi Zahar. Neyse, bulundu. Çok şükür. Bir şükür. İyi. Ben aslında şey demeye geldim size. Bizimkiler. Yani sizin oğlanla benim kız Ceylin. Nikah kıymışlar. Öyleymiş. Evet. Ceylin dedi ki anne öyle icap etti, o yüzden yaptık dedi. İyi, tamam dedim. Ama şimdi ben ne zaman görsem bunlar yan yanalar yani. Neresi mecburiyet, ben onu anlamadım açıkçası. Hayır, babası burada yok ama ben varım. Yani gençler böyle şeyleri pek anlamazlar. Ama siz bilirsiniz. Yani her işin bir usulü vardır, bir adabı vardır. Tabii, tabii. Yani büyükler tanışmalı, bir sofranın etrafında böyle oturmalıyız, konuşmalıyız. Büyüklerin eli öpülmeli. Yani kısacası bu işin bir adını koyalım. Tabii siz de istersiniz. Şimdi ya, haklısınız tabii, yani olması gereken bu. Değil mi? Ama bu devirde de gençlerin işine karışılmıyor. Bırakalım onlar kendi programlarını yapsınlar, zamanlamalarını kendileri ayarlasınlar. Yani Celil'in de başına bir sürü iş geldi. Yani çok da sıkıştırmamak lazım. Ilgaz aklı selim bir çocuktur. Vardır onların bir planları, programları. Yani bence acele etmeyin. Bekleyelim biraz. Birkaç telefon edeceğim dedi. Belki resmi yazışma falan da yapıyorsa. Adam ilgilendi bayağı. Biz de buradan elimiz boş durmayacağız belli. Hı hı. Ceylin Hanım. Buyurun. Ulaştınız mı? Evet, Zafer Ergüvan'ın ismi listede geçiyor. Gemiye kaçak olarak gelmiş. Sonradan da yakalanmış. Liste Berlin'de mail olarak geldi. Bak, bulduk. Yani? Yani şirket iflas edince, gemide mal yükü tabii. Malı indirememişler. Alacaklı da bekliyor. Yeni bir anlaşmanın yapılmasını bekleyecekler. Anlaşma yapılırsa gemi geri gelebilecek. Ne kadar sürüyor peki? Ben biraz zaman alıyor diye biliyorum. Bir yıldır bekleyen gemiler olduğunu biliyoruz. Ama umarım o kadar uzun sürmez. Bir hastalık, yemek, su ihtiyacı olduğunda ne yapıyorlar peki? Kıyıdan sahil güvenlik destek veriyor. Öylece kaderlerine terk edilmiyorlar. Sadece hareket etmeleri yasak. Ne ileri ne geri. Bir iletişim numarası bulabilir miyiz gemiden bir yerden? Hiç değilse bir sesini duymuş oluruz. Bizde numaraları yok ama Haiti'deki Fahri Türk Konsolosluğu'ndan size yardımcı olabilirler. Gemiden birinin numarasını verirler. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ne demek, rica ederim. Çok sağ olun. Hiç değilse hayatta. Önünde sonunda dönecek, iyi ya. Doğru, gelecek. Ama dönünce büyük olay çıkaracağım. Kendisi de çıkarabilir. Niye? Giderken Çınar'ın masum olduğunu biliyor muydu? Hani bilmiyorduysa malum şimdi, kızıyla abisi. Çok komiksin. Öyle başını alıp gitmek var mı ya? Dediğin kişi geldi abi. Ceylin Ergüvenkaya. Ne dediysen söyledim. Hallettik.
Aldılar cevaplarını gittiler. Sağ olasın. Emanetini bizim çocuklarla yollatırım akşam. Kal sağlıcakla. Baba, hoş geldin. Bir şeyim. Çınar, babana bir sade kahve yap. Gerçi tenezzül edip içmez ama. Geç, odama geç. Sen mi gönderdin mektubu? Hangi mektubu? Yaşlıyız da o kadar da değil. Artık mektup mu kaldı ya? Şimdi internetten yazıyorsun, bir dokunuyorsun, pıt gidiyor. Bırak dalgayı. Ceylinlerin evine mektubu sen mi gönderdin? Evet. Nasıl fikir ama? Bence şahane. Sen nasıl bir adamsın ya? Nasıl yaparsın böyle bir şey? Sen bir ceset verecektin, acı verecektin. Ama ben bir umut verdim. Boş umut, boş. Boşuna bekleyecekler. Mezar başında Fatiha okumaktan iyidir. Sen nereden öğrendin bütün bunları? Bu çorbalar falan? Mahpus damında insanın çenesi düşer. Özlem öyle vurur ki insanın yüreğine bir bir dökülürsün. Ne sır kalır ne giz. Zafer'in koğuş arkadaşı. Sağ olsun yönlendirdi bizi. Yazısını tanımayacaklar mı zannediyorsun? Ha? Sen insanları aptal mı zannediyorsun? Bak bakalım şunlara. Her şey gerçeğine uygun. Bu esası, bu da bizim marifetimiz. Bak bakalım bir fark var mı? Sen çok hafif ağlıyorsun baban. Sen nasıl bir sahtekarsın ya? Biz buna iş bitiricilik diyoruz. Yardıma böyle teşekkür edilmez. El öpülür. Girim girimsin. Bizi de bitirdin ya. Getir oğlum getir. Buyur dede. Kısmet bizeymiş. Afiyet olsun. Gel. Müsait misiniz? Gel Cüneyt. Ne yaptın? Cenazeyi aldım Yiğit abi. Hastaneye götürdük. Orada bekletecekler. Baktın mı? Hayır. Yok sağ ol. Sana kaldı bu tatsız iş. İnan hiç kolay değil. Biliyorum. Problem değil. Öbür meseleyi ne yaptın öğrendin mi bir şey ilaçınla alakalı? Henüz bir şey yok. Araştırıyorum ama yani çok uzun sürmez. Müsaadenizle. Cüneyt. Yapma. Neyse söyle hadi. Belli var bir şey. Bu dediğiniz sokakta Laçınan'ın üzerine bir ev var. Ne? Adresini ver. Ya. Hadi. Ulan şu davayı bir kazanalım. Seni satıp yenisini alacağım külüstür spor. Dosyaya vekaleti gönderdik ama hala vekil kaydı oluşturulmamış. Önlemi yok, acelemiz yok. Daha 30 saat falan var duruşmaya. Tamam hak ettim. Sok hadi istediğin lafı. Yok yok olur mu öyle şey Ceylin Hanım? Siz bu işlerin pirisiniz. 3 saat kala bile halledersiniz duruşmayı. Ha sen bana bayağı kızgınsın. Tamam.
Ne yapsam da geçse acaba? Bu numaralar sökmez ama bir özür dilerim. Kusura bakma. Haklısın, şık olur. Tamam. Haklısın. Es geçebilirdik ama ben hep senin için yaptım. Denize düşmeden yüzmeyi öğrenemezsin. Diyorsun. Bazen düşmek iyidir ya. Düşün. Celseden bildirim mi geldi? Belki de bir kaydı yapılmıştır. Hadi bakalım. Ha. Yanayım falan deme. Başlarım butuna ha. Tuğçe. Sofra hazır birazdan ha, haberin olsun. Gel gel. Evimin vazgeçilmez menüsü. Çorba, pilav, tavuk, salata. Nasıl? Hayrola, kim bu saatte? Sağlık ama ben tavuk yemiyorum. Sebep? Ben küçükken teyzemlerin yanına gitmiştik. Onun da kümesi var. Sonra ben kümesten civciv aldım elime sevmek için. Sonra onu severken böyle saçma sapan köpek kovalamaya başladı. Ben de korkudan civcivleri fazla sıkmışım elimde, avucumda, öldüler. İşte o günden beri de böyle tavuk falan yemiyorum. İçim tuhaf oluyor.
Birbirimizi tanımamıza biraz daha var ha. Ne dersin komiser? Baban avukat olduğunu biliyor mu bu arada? Yok, istifada kaldı o en son. Aman ne güzel. İnşallah karşılaşmayız. Bu dosyalar nasıl bitecek iki gece bir günde? Bazılarını hızlı geçeceğiz. Öyle iş mi olur ya? Olur. Yapacak bir şey yok. Bak şimdi, ben sana bir kova kahve yapacağım, tamam mı? Sabaha kadar dosyaları didik didik yapacağız. Halledeceğiz ya. Sakin avukat beyciğim, hadi. Yılgaz. Geçmiş olsun. Ne haber baba? Hep aynı rutin. Sende değişiklik var ama. Avukatlığa başlamışsın. Ben yukarıdayım. Baba iş çok. Sonra konuşuruz. Ha, kaçacağım yani. Bir hayırlı olsun demeyeceksen kaçacağım evet. Yılgaz. Bak Hayat anneni benden erken aldı. Hani bu işin sırası olmaz ama bu dünyadan göçüp gitmeden en azından bir eminliğim vardı. Bana bir şey olursa Ilgaz kardeşlerine sahip çıkar. Aklı Selim sahibi, mantıklı. Niye yeri altından kaydırıyorsun oğlum? Baba bunun abilikle, evlat olmakla falan ilgisi yok. Bu sadece bir seçim, bir meslek. Tamam hoşlanmadın, anlıyorum ama uzatmıyorum artık. Öyle kapa deyince kapanmıyor işte. Senin yaptığın her şeyin ucu bana, bize dokunuyor. Celil'in annesi geldi bugün. Tanışalımlar, bir yemek yiyelimler. Siz bilirsiniz bu işleri falan. Kadın haklı. Tamam. Anlaşıldı ki bu evlilik kağıt üzerinde kalmayacak. En azından çıkın ortalığa meydana. Deyin ki biz böyle böyle yaşayacağız. Niye başımızı yere eğdiriyorsunuz? Sırada daha önemli şeyler var baba. Ceylin'in aklanması gibi. Sırası gelsin. Biz sizi bir araya getireceğiz biraz zaman. Meraklısı değilim. Kadın söyledi diye diyorum. Hayırdır Ceylin Hanım, pes mi ediyoruz? Kahve falan yaparız diyordunuz, canavar gibi çalışacaktık hani. Bir isteksiz gördüm sizi. Ciddi ciddi bir baba ve oğlun arasını açmış bulunmaktayım. An itibariyle tescillenmiştir. Kapı dinlemek hiç yakışmıyor size. Kapı değil bir kere, o merdiven. Ayrıca dinlemedim, duydum. Hiç öyle kötü huylarım falan yoktur. Peki. Ne duyduysan duy, canını sıkma. Benim sıkıldığım o değil ki. Hayır, senin üstüne geliyor. Sana nasıl baktığını görmedin mi sanıyorsun? Ya da işte bana bir düşemedin yakamızdan imasını. Gerçi haklı. Yani senin savcılıktan ayrılman, paçayı kurtarmak için benimle evlenmen falan sicilin bayağı kabarık sayılır. Ben takılmıyorum, sen de takılma. Tam olarak takıldığım şey o değil sanırım. Yani nasıl tarif etsem, ben galiba hala babana biraz bozuğum. Evet, bir yandan kesinlikle haklı diyorum ama bir yandan da ne münasebet diyorum. Onunla sicili pek temiz sayılmaz yani. Babama yaptıklarından sonra bayağı alttan aldım değil mi? O yüzden beni pek de hedef tahtasına oturtmasam acaba? Sonuç olarak ben kasti faul yapmadım değil mi? Olaylar beni buraya getirdi.
Babamın da zamana ihtiyacı var. Sabredeceğiz. Zaman vereceğiz herkese, her şeye. Başka çaremiz yok. Hayır, o anneme de soracağım ama. Arkadan iş çevirmek ne demekmiş ya? Gitmiş adama tonla bir sürü laf söylemiş. Yok yemek yiyelimler, yok tanışalımlar. Bak, bu iş istemeye çiçek çikolataya kadar gider. Aman taviz vermeyelim. Şimdi bir düşününce annen de kendine göre haklı olabilir. Ay, annem haklı, baban haklı, sen haklısın, ben haklıyım ama birilerinin de haksız olması lazım ya. Yoksa tadı çıkmıyor Ulgaz. Ne gülüyorsun be? Seni kahve verirken hayal edemedim de şimdi bir. Etme zaten. Hiç edemedim. Ah, bunların hepsi bitecek. Çalış. Çok işimiz var. Evet. Koskoca amir olmuş. Görgüden nasibini almamış ya. Öyle duvara bakar gibi öyle bakıyor benim suratıma. Ya bir tamam demedi ya. Tamam gerekirse geliriz isteriz falan demedi yani. Öyle bakıyor. Niyeyse. Kızım, tutsana sen de bir iki şeyin ucundan. Bak alacağım o telefonu elinden. Ya bir dakika. Ama Zafer gelsin, görür onlar günlerini. Gidip sorar hesabını. Ya ne bu ya? Bakkaldan sakız alır gibi. Ayıp vallahi, ayıp. Anne kalmadı öyle isteme falan. Bitti o adetler. Hem ceylin bu. Ben mal mıyım ki alınıyormuşum der. Ölse kabul etmez. Sen de boş ver. Ha? O ayrı dava zaten. İyice kaydı şirazesi Ceylin Hanım. Selam. Ne haber? Parla dedim. Bitmiş. Hem ders çalışacağım ben. Ya ne alakası var kızım ya? Biri gelmiş te uzaydan. Uçuyor ya adam, uçuyor, uçuyor pelerini böyle tek yumrukla. Diğeri yedek bir yarasa kıyafeti giymiş diye kendi zannediyor. Yanında yancısı, uşağı. Aa mis. Ya bu da senin vizyonsuzluğun ya. Bir kere abi de bir derinlik var. Yan karakterlerinde bile öyle. Ya sen kıskanıyorsun değil mi ya? Onu hep kolluyorlar diye. Ya ne alakası var ya? Ya ne derinliğiymiş ya bu? Ya istediği kadar derin olsun, yerin 7 katı altından seslensin. Önemli olan gücü kızım, gücü gücü. Kanka sen ne diyorsun? Hangisi döver sence? Kim kimi dövüyor ya? İkinize de meh diyorum ya, meh. Keşke ben de kaçabilseydim yanınıza. Kim o? Panla ya. Yazık, kızın aklı orada kalmış. Allah Allah. Ne diyormuş, ver bakayım be. Ver ver, ne diyormuş? Gel ya, gel. Yaklaş, yaklaş. Serdar. Ya Serdar, annem sen niye böyle bir çocuk oldun ya? Ya bir de benden attın. Uğraşma şu kızla. Ya oğlum, o kız bize lazım. İlk teslimatı alacak o. O kız aramızdaki en temiz, en masum kız, en baby shark o ya. Oğlum yakın temas iyidir. Lazım ki. Kapan ayaklarımı hadi. Beni affetti. Hadi! Yalvar! Ayaklarıma kapan! Ağla dedim!
Yalvar! Kapan ayaklarıma! Ağla dedim! Yalvar! Ayaklarıma kapan! Affet beni, yalvarırım de! Ne yapıyorsun? Acıktık, yemek hazırlayacağım. Bir dakika ya. Bir değişiklik yapalım. Sen kenara geç. Bu sefer ben yemeği hazırlayacağım. Sen yemek hazırlayacaksın. Bu inceden giydirmeli küçümseyici tavrını yediririm sana yalnız. Teşekkür ederim, ben yemek yemeyi tercih ederim. Bir de üstüne mutfağı feda edeceğim sana. Hiç umudum yok. Aa, o zaman arttırıyorum. İstediğin yemek neyse onu söylüyorsun. Ben de onu yapıyorum. Suçsa suçluyum, en büyük suçlu benim. Dünyada daha neyin kavgasını vereyim. Masanın ucundan baksan, ellerini uzatsan. Dünyada daha neyin kavgasını vereyim. Gark olunca deniz fenerim olsan, dünyada daha neyin kavgasını vereyim. Yan yana aşarız hepsini. Tamam da oradaki mesele biraz büyük sanki. Ne var canım? Şefin yeteneklisi mutfakta dağınık olurmuş. Ha. Eren hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Ya evde bir sürü yemek yaptım. Biraz da fazla yaptım, size de bırakırım diye. Ya oradan da emniyete geçe... Haydi. Kaynanan seviyormuş. Biz de yemeğe oturacaktık. Vay vay vay. Kaynanam seviyor ha. Olsa kesin severdi beni ya. Hepsini ben yaptım. O yüzden evet. Otur iki lokmaya. Bir şey soracağım kraliçe. Bu da mı senin eserin? Ya sen ne bakıyorsun oraya ya? Dur, neticeye dur, bak sen dur. Ya. Abi bayağı olay yer olmuş burası ya. Vallahi bak ha. Bak. Hiç sinirlenip gerilme. Bak şöyle düşün olayı. Olay yeri inceleme gelmiş. Sana yardımcı oluyor. Bak şimdi. Ay, ne yapıyorsun? Ya bir dur kraliçe, kurban olayım. Bak şimdi mesela burada bir domates ölmüş. Nereden belli? Lekesinden belli. Bakıyoruz yağ var. Vay 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 vay, yağlara bak. Buradan olmuş biliyor musun kraliçe? Bence ocağın bu gözünde soğanla salça birbirine girmiş, ikisi de mevta. Eren ya. Ama haksız mıyım sayın savcım? Mesela şu şişe sayın savcım ittirilmek suretiyle devrilmiş. Belli burada bir azmettiricilik var. Öyle mi sayın savcım? Kesinlikle. Ben susturacağım seni, hiç merak etme. Al şunu. Takip et beni. Temizlik deyince işi uzmanına bırakacaksınız Ceylan. Vay be. Şuraya bak. Tek hamleyle kolayca aldı lekeyi. Vay arkadaş. Arkamızda iz bırakmayız diyorsunuz yani. Ayıpsın. Helal olsun valla. Temiz iş çıkardınız. Sizden korkulur. Kaçtım ben. Hadi geçireyim seni. Görüşürüz kraliçe. Hadi görüşürüz.
Abi ben emniyete geçeyim. Yeni vaka gelmiş. E bir dahaki sefer artık. Kalırdım vallahi ya. Ya ne diyeceğim? Bir dahaki sefere yemeği sen yiyeyim. Sana da mutfağına yazık. Dinletemedim ki. Hadi görüşürüz. Bu arada şeyleri getirdiğim yemekleri de dolaba koymayı unutma. Tamam, hadi tamam, görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Net işçinin hatası ya. Hayır. İşçiye aletin kullanımı ile ilgili bir eğitim verildiğine dair bir belge yok. Ayrıca bak daha önce de böyle bir olay yaşanmış. Aletlerin bakımı aksadı için. Biliyorum canım ben onu. 7 yıl önce. Hatta müdür bak ifadesinde ne demiş? Sen bak burada işte. Dersimizi aldık, sistemle kontrol ettirdik sonra. Adam 50 yaşında. 15 yaşından beri mobilya işçisiyim diyor. Yani 35 yıldır bu işi yapan bir adamın çömez gibi böyle bir hata yapması. Ne bileyim benim aklım almıyor yani. Zımbalama makinesi sıkıştı diye çevirip de yüzüne atış yapmazsın. Dalgın sen neden olmasın? Yani böyle tuttun, küt. Bence bu adam için yolda yürümekten bir fark yok bu aletleri kullanma. E tamam. O zaman gidip yarın adamla konuşalım ha. Belki bir açığını buluruz, yakalarız ne bileyim. Yasak. Davalı vekil olarak davacıyla görüşemezsin. Öyle ama avukatı olmayan işçi emin ol bunu bilmiyordur. Yani bilmiyor diye adamın aklına saldıracağız öyle mi? İyi tamam ben giderim. Hem avukat bile değilim. Ya nasıl her şeyden, her durumdan aklına, çıkarına, isteğine uygun bir şey buluyorsun, çıkartıyorsun. Pes doğrusu ya. Hayatta kalma metodun bu olabilir mi çünkü? Sığmadı o dolu. Oho ama sen beni böyle sürekli düzeltsen olmaz ki. Bırak, sevdiğin gibi yap. Hiç öyle bir şey niyetim yok çünkü imkansızla uğraşamam. İmkansızı sev o zaman. Hı. Yapıyorum zaten. Sen uyumadın mı daha? Ödevimi bitiremedim. Abime soracağım. Tamam, ben yardım edeyim sana. Dinleniyordur şimdi, rahatsız etmeyelim mi? Ya hayır. Abime soracağım. Hem çok özledim onu. Defne, bir dur. Lan ben de özledim ya. Bekle dur, geliyorum. Aa. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Defneciğim gel biz inelim aşağı, ben sana yardım ederim ha. Daha fazla rahatsız etmeyelim. Hayır ya, ben abimi göreceğim. Kaldın öyle, gelsene sen de. Geleyim. Abicim seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Ya abi ödevle ilgili bir şey soracağım dedi, yardım edeyim dedim de dinletemedim. Hadi gel Defneciğim biz inelim aşağı ha. Daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Sizi eve girerken gördüm. Hem sana bir şey göstereceğim. Bana mı? Aa. Hı hı. Aa ne güzelmiş bu. Düğününüzde giyeceğim. Halam diker. Hı. Düğün ne zaman? Bilmem. Gelinliği nasıl olacak? Beyaz herhalde. Hem zaten düğüne ne gerek var? Evlenince düğün olmaz mı? Olur. Bakarız. Bakarız derken? Olsun. Hem biz de Çınar abimle dans ederiz, değil mi? Ne kadar çok soru birikmiş ya. Defne Hanım bir yanak arası verebilir miyiz? Şuralardan, şuralardan. Bir de şuradan. Abi ben aşağı iniyorum. Defne sen de gelirsin ha. Oh. Kahveler hazır. Ay. Uyuyamadın mı? Kabuslarla dolu korkunç bir geceydi. Ne gördün? Sabaha kadar bana gelinlik seçtiler. Halan, annem, ablam böyle beni farklı farklı dükkanlara götürüp böyle zorla gelinlik giydirmeye çalışıyorlardı. İşin kötüsü babam da vardı. Babam da zorluyordu.
Gülüyorsun ama dün annem, üstüne baban, bir de dün gece Defne. Yazık yavrum, bir de kocaman kocaman hayaller kurmuş. Yok tanışma, yok el öpme, yok işte düğün falan. Hiç kimse bize sormuyor ama. Sabaha kadar gerginlikten uyuyamadım ya. Yapacak bir şey yok. O eller öpülecek, o gelinlik seçilecek, giyilecek, o dans edilecek. Ne diyorsun ya? Ciddi misin sen? Evet. Hadi gaz, geç kalıyoruz. Kaçmak yok öyle Ceylin abi. O imza atıldı mı? Atıldı. Verilen sözler tutulsun. Hatırlatırım. Sen de attın o imzayı. Yanacaksak beraber yanacağız. Hem karşı çıkıyorsun yasak diye, hem de ben de geleceğim diyorsun adamla konuşmaya. Duruşma yarın Ceylin, yoksa gelmem. Kaybedecek vaktimiz yok. Hatta hiç vaktimiz yok. Dedem bu mu? Ta kendisi. Oo, avukat gelinim, sen burada mıydın? Merhaba. Merhaba. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş buldum sanırım. Belli, hoş bulmasan bile her yere hoş edersin. Teşekkür ederim. Bu arada cezaevindeki desteğiniz için de çok teşekkürler. ama pek bir işe yaramamış. Olsun, yine de çok ince bir davranıştı. Sağ ol. Ama yolunuzdan alakoymayayım sizi. Bir gün uzunca oturup etraflıca konuşmak, seni tanımak isterim. Çok memnun olurum. O memnuniyet bana ait. Hadi Ceylin. Hoşça kalın. Ne tatlı adam ya. Bayıldım. Dışı seni, içi beni yakar. Defne'nin çantası mıydı o? Aynen. Her gün ısrarla okula bırakıyor. Çok sevimli değil mi? Sorma. İçindeki bu dede sevgisini ve geçmiş hikayeyi ne zaman anlatacaksın merak ediyorum. Ona gerek yok ya. Siz kendi içinizde dertleşirsiniz. Onu bırak da sen cezaevinde olan durumu anlatacak mısın? Cüneyt. Nevan'ın ifadesi alındı dün. Demin Dece aradı. Tüm raporlar yüklenmiş UYAB'a. Öyle mi? İyi. Sağ ol haber verdiğin için. Acaba ne dedi Neva hakim? Neden gitmiş yengini ziyarete? Ve cinayet saati neredeydi? Meraktan ölüyorum. Sen biliyorsun bence. Saçmalama. Ben nereden bileyim? Aa. İnsan sevgilisinin nerede, ne zaman, ne yaptığını bilmez mi? Yoksa sizinki şu yeni moda marjinal özgür ilişkilerden mi? Aramızda öyle bariz bir şey yok. Sadece bir iki defa görüştük, o kadar. Şimdi müsaadenle işim var. Merak etme parlak çocuk. Yekta'ya bir şey söylemem. Söyle Ece. Eldiven çıkmış olay yerinde. Yok haberin değil mi? Gezinip duruyorsun ortalıkta havalı havalı. Onu söylemeye geliyordum ben de sana. Adliyeye gidiyoruz, Pars savcıya. Üçüncü kişi şüphesi nasıl yok edilir bak da gör. O Ceylin yeniden içeri nasıl tıkılırmış herkes görecek. Bak hala vazgeçebilirsin. Bir şey mi çeviriyorsun sen? Yani aklında bir şey vardı, öğrenmemi mi istemiyorsun? Yuh. Ne alakası var be? İnsanlığımdan söyledim. Anca beraber, kanca beraber. Peki. Senin dosyan, senin kararın. Bak ciddiyim. Merhaba. Galip Bey'in evi değil mi? Siz kimsiniz? Bu abi ve ben avukatız.
Merhaba. Babanla konuşabilir miyiz? Kim gelmiş kızım? Buyurun. Avukatmışlar. Bizim Galip Bey'le konuşacağımız bir konu vardı da evde mi acaba kendisi? Sağlık ocağına kadar gitmişti. Buyurun, ayakkabılarınıza girebilirsiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sen şimdiki Loba'nı çağır. Bunlar gidene dek de gelme. Beni götürecekler mi? Canımı söksünler beni. Kim götürecekmiş seni? Hadi sen git babanı çağır. Parla'nın veli toplantısı var 3'te. Önemli dedi hocası. Bıkmadılar bunlar da toplantıdan ha. Sakın bak, unutma git. Günaydın. Günaydın. Siz takıştınız mı Aylin ablayla? Yok canım, ne takışacağım? Eserekli işte. Zafer amca ortada yok ya, ona üzülüyordur. Gülü yengem söyledi, gemideymiş. Hadi görüşürüz. Osman. Heh. Siz hiç konuştunuz mu Zümrüt'le şey hakkında? Ne hakkında? Bu hamilelik işini işte. Yok, konuşmadık. Senin de hakkından geçmiyor mu peki? Belki de o bebek. Geçmiyor Aylin. Geçmiyor. Yok öyle şeyler, tamam. Hadi düşünme bunları. Üşüyeceksin, geç. Kusura bakmayın. Evde tadilat var. Oturma odasında kızı oda yaptık. Evde küçük. Burada idare ediyoruz. Hiç önemli değil. Aydan. Galip geldi. Mutfaktayız Galip. Ah, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Tazminat davası için gelmişler. Fabrikadan biri gözünü kendi kör etti demiş senden için. Yalan. Yalan diyor o. İnsan hiç kendine bunu yapar mı? Galip Bey, bilirkişi tamamen işvereni kusurlu bulmamış. Yani siz koruma gözlüğünüzü takmadığınız için %50-50 kusurun yarısı da size ait görünüyor. Ama alacağım ben tazminatı değil mi? Maksimum yarısını alabilirsiniz. Avukatınız da olmadığına göre parada indirime gidin, anlaşma teklif edin. Ha? Olmaz. Bakın, belli ki bu paraya ihtiyacınız var. Ama bu karara karşı istinaf temizlerken bu parayı almanız çok uzun yıllar sürebilir. Hem üst mahkemelerde reddedilebilir. Ayrıca tutar şirketin önerdiği paranın altına da düşebilir. Bir düşünün isterseniz. Hayır. Bana paranın tamamı lazım. Neden? Anlatacak bir şey yok. Yarın gideriz mahkemeye. Alnımıza ne yazıldıysa o olur. Kusura bakmayın. Bizim bir işimiz var da. Pazara gideceğiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın. Ya anlaşma teklif etmek ne demek ya? Dün geceden mi planladın sen bunu? Yok, o içeride geldi aklıma. Aklına geleni pat diye niye söylüyorsun? Hayır, fabrika kabul etmezse adamı başka yola sevk etmiş olacağız. Tabii duruşma yarın. Kazanamayacağımız da belli. Anlaşma yoluna gideyim dedin, öyle mi? Niye aldık o zaman davayı Ceylin? Beni de kendine uyduruyorsun. Ben adamı yemlemek için yaptım sadece ya. Niyetini belli etsin, bakalım yanaşacak mı diye. İşe yaramadı ama. Abi, beni onlara vermeyin. Ne oldu, niye ağlıyorsun? Ben bu babamı seviyorum, bu annemi. Gitmek istemiyorum. Babam para bulacak, en iyi avukatı tutacak. Beni onlara vermeyecek. Benim alem değil onlar. Hiç görmenim. Beni Galip babam büyüttü. Aydan anne. Diğerlerini tanımıyorum bile. Gerçek annem baban değil mi onlar? Ama çok seviyorum. Onlar da beni. Almayın beni. Bir dakika, sen bizi yanlış anladın. Biz seni annenden babandan ayırmak için burada değiliz. Değil mi Ceylin? Evet. Evet, biz böyle bir şey ister miyiz hiç? Siz bize yardım edecek avukat mısınız? Evet tatlım.
Babam parayı ödeyecek. Kazadan parasını alsın, onunla ödeyecek. Melike, kızım, baba. Gel eve. Günaydın savcım. Oo, günaydınlar Yekta Beyciğim. Buyurun buyurun, ayakta kalmayın. İfadeler, raporlar hemen uyaptı. Maşallah, teşekkür ederiz. Rica ederim. Uygun olursanız bir talebimiz olacaktı. Buyurun buyurun buyurun, geçin. Kahve, çay, ne söyleyeyim size? Ben iyiyim böyle. Ben de. Aa, olur mu? Özel çekim kahve. Her gün iki fincan, kalp ritmine, yağ yakımına gayet iyi gelir. Şiddetle tavsiye ederim. Sağ olun. Yine yanlış zaman savcım. Çok özür dilerim. Evet, neymiş talebiniz, dinliyorum. Ilgaz Kaya'nın cinayetin ertesi günü olay yerine gittiği hepimizin malumu. Evet. Bununla ilgili şikayetinizi yapmıştınız zaten, değil mi? İlk incelemeden sonra olay yerinde bir eldiven bulunmuş. Evet. İçinde de erkek genotipine rastlanmış. Bilgim dahilinde Yekta, hızlandırırsak talebi. Hayır, şimdi bizim teorimiz şu. Ilgaz Kaya sevdiği kadını kurtarmak için olay yerine gitti ve üçüncü kişi şüphesi oluşturmak için deliller yerleştirdi. Nasıl? Devam edin. Avukat Ilgaz Kaya'nın DNA'sıyla çıkan DNA'nın karşılaştırılmasını talep ediyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bizim de ciğerimiz yanı Hakime Hanım. Kızımla birlikte biz de kendimizi gömdük. Sebep olanlar en ağır cezayı alsın istiyoruz. Son söz olarak senin eklemek istediğin bir şey var mı? Çok pişmanım Hakime Hanım. Ama karar sizin. Hayır, anlamıyorum ki savcım. Arkadaşınızı mı kayırıyorsunuz ya? O yapmaz, yapar. Ben bunu tartışmak istemiyorum. Olay yerine gitti, şüpheli. DNA örneğinin alınmasını talep ediyorum. Tamam, aldıracağız. Size yakışan da budur. Aksi hepimizi şaşırtırdır. Teşekkürler. Rica ederim. Şimdi mesnetsiz imalarınızı, yakıştırmalarınızı, ithamlarınızı da alıp gidebilirsiniz. Yersiz mi buluyorsunuz bu talebimizi savcım? Talebinizi yersiz bulmuyorum avukat hanım. Yersiz buldum, ailece bıkmadan, usanmadan kayırmacı olduğumu ima etmeniz. Yanlış anlaşıldıysak özür dileriz. Biz müsaadenizi isteyelim. Kolay gelsin. Müsaade size. Müsaade var mı Sayın Savcı? Ya gel Eren, gel. Kapıyı da kapa. Geç otur Allah aşkına. Sağ olun savcım. Ben de senin bu can dostunla uğraşıyorum ya. Durmadan bela açıyor başımıza şu Ilgaz ya. Hayır olsun, ne oldu ki savcım ya? Ya ne olacak? Yekta gelmiş diyor ki, Ilgaz işte olay yerine gitti. Eldiveni diyor, üçüncü şahıs şüphesi yaratmak için diyor, o yerleştirdi. Gereği düşünüldü. Hüküm. Sanık Sadık Murdan, üzerine atılı maktul Sina yer bulmazı, canavarca hisle kasten öldürme suçu sabit olmakla, eylemine uyan 5237 sayılı yasanın 82/1 B maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Kışkırtmışlar oğlumu! Böyle karar bulur hekim hanım. Lütfen yerlerinize geçin, tutuklattırmayın kendinizi. Sizsiniz, hemen bana akışınız ya! Kimin bunu?
Neyin kaçırsın? Sizin yüzünüzden olacaktır. Sebep olabilirsiniz. Yaklaşmayın. Yaklaşma. Sebep olabilirsiniz. Yaklaşmayın. Sebep olabilirsiniz. Böyle karar verin. Sizin yüzünüzden olacaktır. Gerçek kararı. Hayır yani tutunacak hiçbir dalımız yok ki Eren ya. Ağzımız açık itham ediliyoruz. Şimdi adam geçmiş karşıma diyor ki Ilgaz'ın diyor DNA örneğini alacaksınız diyor. Ben diyor karşılaştırılmasını istiyorum diyor. Ne gerek var diyemiyorum. Niye? Çünkü adam gerçekten gitti olay yerine. Silah mıydı o? Ne oldu ya? Silah sesi miydi o? Neva hakimin duruşması Pars savcım. Neva mı? Evet. Kaçıncı ağır duruşma salon? Beşinci savcım. Eren, ben heyet odasına gidiyorum. Ben de savcım. İyi olacak. Gitti. Yaklaşmayın. Ne oldu? Canın mı yandı? Mürtükleri kendin. Öyle değildin ama. Kal senle. Kaka ya. Yaklaşsana bunu. Çağır! Geç! Demek kardeşime müebbet verirsin ha? He! Ne bak? Yaklaşma! Tamam sakin ol. Bas geri! Tamam kardeşim indir silahını. Onu bırak beni al. Bu benim kardeşime müebbet verdi. O verdi! Kardeşim bak sakin ol. Ben savcıyım. Gerekirse ben konuşur indirim alırım. Yalan söylüyorsun. Geri bas! Sakin ol tamam indir silahını. İndir silahını tamam hallederiz konuşurum ben. Bak savcıyım diyorum sakin ol. Geri bas vururum! Bas silahını. Eren, Eren. Vurma kardeşim ha? Savcım bırak! Savcım! Savcım geri vurun tamam. Eren bırak onu. Savcım olmaz. Ya. Tamam savcım. Aslan sen de. Kalk. Kalk. Yürü lan. Yürü. Ne bayan isin? Ne lan? Kuzum tamam bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Geçti. Eren ambulans, Eren! Bakmayın lan ambulans çağırın. Bir şey yok, bir şey yok. Geçti. Belli ki bir velayet veya soybağının tespiti davası var. Yani tatsız bir durum olduğu kesin. Çocuk bayağı arada kalmış, sıkışmış yazık. Aynen. Ben de deminden beri bunu düşünüyorum. Zavallım ya. O halini görünce içim parçalandı resmen. Ne diyeceğimi de bilemedim. Yani belli ki korkuyor. Ailesinden falan ayrılmak istemiyor bu çocuk. Neyse az kaldı şimdi gidince öğreniriz neyle ilgili bir davaymış. Yürü bakalım. Yürüyorlar. Yürü yürü yürü. Ya ağır cesaret. Aç kapıyı aç aç. Aç kapıyı aç. Bin arabaya bin. Bir şey olur. Sana adaleti soracağım. Geç bin. Dağılın. Abi. Dağılın. Bunlar da emniyete doğru nezaret alıyor. Yalla. Tamam. Dağılın. Eren ne oldu? Abi ne olsun? Abi Neva'ya saldırmışlar duruşma biterken. Ne nasıl? İyi mi? Kolundan vurulmuş işte hastaneye götürdüler. Pars savcı da gitti. Emin misin? Hayati bir şey yok değil mi? Yok abi yok merak etme. Kolunu sıyırmış ama kız korkmuş tabii ya. Ben de şimdi yanlarına geçiyorum zaten. Siz hayırdır burada? Yok yok önemli bir şey değil. Sen bizim geçmiş olsun dediğimizi söylersin. Tamam konuşuruz gene. Tamam. Gaz gitmek ister misin? Yok. Zaten şimdi Pars beni orada görmek istemez. Ben ararım sonra Neva'yı. Şu galibin davası ne ona bakalım. Yok ben avukat olmadığım için buraya kadar bana yol. Sen geri öğren. Ben buradayım. Buyurun Yekta abi. Leç'in hayatında biri var. Bana o herif kimse bulmanı istiyorum hemen.
Var mı bir şey? Var. Aile mahkemesinde davaları varmış. Çocuğu veren aile geri istiyor. Biyolojik ailelerinin bilgilerini aldın mı? Aynen. Hatta biraz göz gezdirdim. Galiplerin işi bayağı zor. Gidip konuşacağız yani. Aynen. Vallahi bravo. Kaptın sen bu avukatlığı. Etkilendim. Ben henüz etkileyememiştim yani seni. Gideceğiz, işin aslını öğreneceğiz, bilgi alacağız. Hukuki olmayan bir şey yok yani. Hadi. Gel. Savcı. Ne var yine? Çok korktum Eren. Ona bir şey olacak diye çok korktum. Öfke ne kadar boş. Ne kadar safsataysa sevgi o kadar gerçek. Korku o kadar yakın. Sağ ol. Can dost. Güzel insan. Eren. Ne davası açılmış Galip Bey'e? Başı beladan kurtulmuyor sanırım. Bir iş kazası tazminat talepleri de var. Şu gözüyle alakalı herhalde. Ben ne yapabilirim sizin için? Sizin de ona karşı açtığınız bir soybağının tespiti, nüfus kaydının düzeltilmesi davası varmış. Biz de bu konu hakkında bilgi almaya geldik. Şimdi anlatacaklarım onu nasıl bir pozisyona sokacak? Kaybedecek. Dokuz yıl önce Salih'le sevgiliydik. Ben kimya birinci sınıfım o zamanlar. Salih lise mezunu. Ailem istemedim. Babam artık ne yaptıysa Salih'i apar topar Almanya'ya amcasının yanına yolladılar. O giderken hamile olduğumu bilmiyordum bile. Ailemden sakladım. Bizimkiler yazlığa gitti. Ben İstanbul'da kaldım. Apartmana temizliğe gelen Aydan Hanım fark etmiş. Anladı hamile olduğumu. Çocuğu olmuyordu. Aramızda anlaştık. Birkaç ay sonra ben gizlice doğum yaptım. Aydan Hanım bebeği aldı gitti. Bir daha hiç görmedim. Dediğim gibi çok gençtim. Okuluma, hayatıma döndüm. Aradan yıllar geçti. 6 yıl önce Salih yine çıktı karşıma. Tekrardan aşık olduk. Bu sefer ailemi dinlemedim. Evlendik Salih'le. Bir dakika, yani çocuğun babasıyla yeniden karşılaşıp evlendiniz öyle mi? Evet. Söyleyemedim ama yani nasıl denir ki? Ama işte sonra bir cesaret anlattım her şeyi. Bunca yıl sakladınız, söylemediniz. Zamanın ne önemi var? Nihayetinde çocuğumuzu geri almaya karar verdik. Sonuçta o bizim çocuğumuz. Olması gereken yer burası, ait olduğu yer. Ya şöyle düşünün. Diyelim ki kaybettik. İşte şimdi de bulduk. Geri alacağız. Bir komodinden bahseder gibi bahsediyorsunuz. O benim çocuğum. Evet, 8 yıldır. Anlamadım, ne şimdi bu? Çocuğumu o evde, o ailede değil... Burada kendi imkanlarımızla yetiştirmek istiyoruz. Hem onu ben doğurdum, benim. Tabii ki sizin çocuğunuz. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Hiç konuştunuz mu kızınızla, o ne istiyor? 8 yaşında bir çocuk ne isteyebilir ki? Doğruyu ne bilsin? Haklısınız, doğruyu bilmeyebilir. Ama sevgiyi bilir nereye ait olduğunu. Hiç hoşuma gitmedi tavrınız. Çocuğumu fakir bir aileden almak istemem. Tek gözlü bir babadan ve... temizlikçi bir anneden nesi yanlış? Söylesenize, nesi yanlış? Yok yok, çok haklısınız. Doğru, sadece 8 yıl kadar geç kalmışsınız, o kadar. İyi günler. Dur, bekle.
Ilgaz. İyi misin sen? Hayır, resmen çiteledin kadın, hiç böyle bir şey beklemiyordum. Haksız mıyım? Sanki evine eşya alır gibi tavır. Haklısın. Yani çocukla herhangi bir bağ kurmamış. Yoldan geçen bir çocuk gibi Melike onun için. Neyse, bırakalım şimdi kadının psikolojisini. Biz ne yapacağız yarın? Her şey gittikçe karışıklaşmaya başladı. Gidelim Galip Bey'e gerçeği bildiğimizi söyleyelim. İtiraf ettirelim diyorsun yani. Ve kazanmanın tek yolu bu. Peki. Seni şöyle biraz daha rahat ettirelim. İyiydim abicim ben. İyi mi şimdi? İyi. Nasıl? İyiyim. Böyle olmadı ya. Şunu da ayağının altına. Evet. Bak şimdi güzel. Ne yemek istersin? Ne yapayım sana? Közlenmiş domates çorbası. Seversin değil mi? Özür dilerim. Ben özür dilerim Nema. Seni öyle görünce ben çok çaresiz hissettim. Seni koruyamayacağımı düşündüm. Evet sen, sen benim tek varlığımsın. Senden başka kimsem yok. Annem, babam, ailem, kardeşim, her şeyim sensin. Ve benim ne olursa olsun senin yanında olmam gerek. Of, ben çok korktum abi. O adamın elinde silah varken gitti, beni korumak için önüne atladın. Korkudan aklım gitti ya. Neyse. Ne yalan söyleyeyim. Beni bu kadar çok sevdiğini görmek, bunları söylediğini duymak falan çok iyi hissettirdi abi. Değerli hissettim. İşte artık ikimiz de iyiyiz. Yan yanayız, birlikteyiz. İşte. Ulgaz. Bırak alsınlar tazminatı. Bu paraya ihtiyaçları var. Ama suçlu. Kasıtlı bir şekilde kaza yapmış tazminatı almak için. Haksız kazanç. Yine geçtin savcılık makamına. Ne var? Koskoca şirket. Öderler yani parasını. Hem onlar için bu para ne ki? Ceylin çok güzel bir kalbim. Ama adamlar suçsuz. Adil değil, onların günahı ne ya? Hem böyle duygusal bakacaksak kendimize hukukçu falan demeyelim. Ne çabuk avukat oldun sen ya? Hayır, bu ne kazanma hırsı? Sırf ilk duruşmayı kaybettim dedirtmemek için bunların hepsi değil mi? İyi. İyi tamam, git. Git söyle onlara. Onlar da alamasınlar tazminatını. O çocuğu da versinler o soğuk nevaleye. Orada sevgisiz bir şekilde büyüsün. Ya benim bunu istediğimi nereden çıkartıyorsun sen? Hem bunun avukat olmakla, kazanmayı istemekle falan ne alakası var? Beni tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Haksız gidiyorsun bana. Ya bu adam parayı çocuk için istiyor, görmüyor musun? Gözünü feda etmiş. Hangi baba yapar bunu? Hem de kanından canından olmayan bir çocuk için. Belli ki seviyorlar onu. Ya bu kadar katı olamazsın. Olmamalısın. Nereye? Gelmiyor musun? Nereye gidiyorsun? Mis gibi kokuyorlar Eren. Çok teşekkür ederim. Ne demek ya? Geçmiş olsun ama, iyi gördüm seni ha. İyiyim, iyiyim. Sadece biraz ağrım var. O kadar.
Olur olur, o da geçer. İlaçlar da biraz böyle sersemlik yapar ama sen toparlarsın kısa sürede. Eren, şu sehpayı şöyle çeksene ya. Hemen savcım. Sana da koyayım mı bir tabak, seversin sen? Yok yok, teşekkür ederim savcım. Vallahi mis gibi kokuyor abiciğim. Ellerine sağlık. Sen yiyebilir misin yoksa ben yedireyim mi sana? Yerim ben. Zaten sol koluma geldi ya. Hallederim. Gerçekten. Ben de müsaadenizi isteyeyim. Bir şeye ihtiyaç olursa telefonun öbür ucundayım. 7/24. Biliyorum. Geçmiş olsun tekrar. Sağ. Eren sen bir dakika beklesene, seni geçireyim ben. Tabii savcım. Neva bir saat yalnız kalsan sorun olur mu? Kalırım abicim. İyiyim gerçekten. Ben zaten çorbamı içeceğim. Uzanacağım. Tamam güzelim. Hadi afiyet olsun. Geldim Eren. Nereye Eren? İşte Ugaz'a gideceğim Sayın Savcım ya. Bu arada o da çok geçmiş olsun dileklerini iletti ama ben bu karmaşada size söylemeyi unuttum, kusura bakmayın. Ha bir de şey savcım, kriminali de aradım. Bizim Niyazi var dedim, böyle böyle sabah Ugaz savcım gelecek, DNA'sı verilecek diye. Tabii ben de bunu telefonda söyleyemedim Ugaz'a. Dedim bari ofise gideyim, yüz yüze söyleyeyim dedim. İyi tamam, dur ben de geliyorum. Siz de mi? Ya bir mahsurum var komiser. Yok estağfurullah Sayın Savcım, sondan değil vallahi ya. Ha, anladım ben sizi. Mahşerin üç atlısı, takılacaksınız öyle. Ben şimdi hiç rahatsız etmeyeyim sizi, ahenginizi bozmayayım. Tamam anladım ben sizi. Yok vallahi savcım, olur mu öyle şey? Kurban olayım, etmeyin ya. Ondan demedim vallahi bak. Sen de hemen yuttun be Eren'cim ya. Baksana bende o göz var mı, hemen pes edecek. Allah Allah. Ya aşk olsun savcım ama ya. Ben de birden şey oldum yani var tamam, ya. Tamam şey olma. Neva yalnız hemen gidelim. Hadi. Buyurun savcım. Hadi. Olur mu Eren'cim, sen çık ya, misafirsin. Biraz ağrım var. Bitkinim de biraz. Ama iyi olurum ben. Ben seni görmeye geliyorum. Peki. Fazla al falan var mı? Tamam. Niye tamam? İstediğin gibi yapacağım işte, merak etme. Güven bana. Oldu mu? Söz mü? Söz. Benim için mi yapacaksın yoksa içine sinirim? Ortada kesinlikle masum bir niyet var. Adamın kızı için göze aldığı şeyler. Ama haram para. Yani itibar zedelenen bir fabrika var, maddi manevi kaybı olan. Tamam. Tamam, kendi içinde muhakeme etmene gerek yok. Zaten içine sinmesine de gerek yok. Sözünü tut, adam da tazminatı alsın lütfen. Hem zaten bilerek yaptığını ispatlayacak herhangi bir delil bulmaları imkansız. Tabii adam kendisi itiraf etmezse. Sen bayağı ıslanmışsın. Zatürre olman pek umurumda değildi ama. Eren'dir bu. Yüz yüze söylemesi gereken önemli bir şey varmış. Hı. Aç onu. Kaya Hukuk Bürosu'nu bir kutlayalım dedik. Buz vardır inşallah ha? Buz. Var tabii var, hadi gelin. Hadi geçin. Şimdi ani durum değişikliği olur ya, şoka vuruyorlar. Evet. Evet. Merhabalar, merhabalar. Hadi gelin, hoş geldin. Bu da imzalandı Hilmi Bey. Tamam, işlensin hemen. Thank you.
Haydi afiyet olsun. Oh, hoş geldiniz. Vallahi ofis güzelmiş ha. Beğendim. Bir şeye ihtiyacın varsa söyleyeyim, ben bir dahaki gelişimde getireyim. Ya masa eksik bir tane. Ağanın eli tutulmaz. Yahu ben verdim sipariş. Gelecek masa. Vallahi samimiyim ha, gerçekten. Düşünme yeter parası. Vallahi teşekkür ederiz. Ilgaz, anlat bakalım ya. Nasıl bir his karşı tarafta olmak? Vallahi savcım enteresan. Ben de henüz kavrayamadım. Sen bir duruşmaya çık. Göreceğim ben seni o zaman. Yarın. Hem de karar duruşması. Pes ya. Arkadaş bu ne hız? Vallahi yetişilemiyorsunuz ha. Sürat seviyoruz savcım. Ne yapalım? Bak Ilgaz, sakın kaybetme ha. Ondan sonra savcıdan avukat olmaz dedirtme. Savcım benim kardeşim kaybeder mi ya? Ya canım, kaybetmek bu mesleğin şanında var. Ayrıca her dava kazanılmaz. İlk elinde günah olmaz. Lütfen. Neva nasıl oldu? İyi ya, çok önemli bir şey değil. Kurşun sıyırmış Allah'tan da. Korktu kız. Ben de korktum tabii. Allah'tan Eren vardı yanımızda. Çok geçmiş olsun. Savcım hafife alıyor. Çok ciddi bir olaydı abi. Zor söktüm manyağı savcımın elinden. Vallahi elimden aldın Eren. Hakikaten elimden aldın. O da bizim işimiz savcım. Öyle tabii, öyle. Öyle ya. Ben fazla durmayacağım. Kalkacağım birazdan. Neva yalnız kalmasın da. Tabii ki anlatacaklarım var. Şimdi ya, böyle de ağzınızın tadını kaçırmak gibi olmasın ama. Yekta geldi bugün. Bir talebi var. Ne istiyormuş? İşte olay yerine gittiğini, delil yerleştirdiğini, bu eldivenle üçüncü şahıs şüphesi uyandırdığından falan bahsediyor. Ne münasebet, Ceylin serbest kaldıktan sonra eldiven çıktı zaten ortaya. Evet. Zaten en önemli delil ayak izi. Ama yakında onu bulacaktır. Yekta'yı biliyoruz yani. Bir de ceket yok ortada yani. Toprak karşılaştırması yapmak olmuyor o yüzden. Ya velhasılı kelam, yarın emniyete gelmen gerek Ilgaz. Ya bu işte örnek alınacak, DNA karşılaştırması falan yapılacak. Boşa zaman kaybı. Hey adam israf ya. Onca kaynak sırf Yekta'nın yalanları yüzünden boşa mı gidecek yani? Hayır, bir de Ilgaz'dan bahsediyoruz ya. Olacak şey mi? Ya yapacak bir şey yok Ceylin. Hadi canım, bozmayın moraliniz ya. Eğlenmeye geldik. Hadi. Senin sesin güzel miydi Eren ya? Çok. Geçmiş olsun dileklerimizi iletin lütfen. Sakın ha, ben buraya hiç gelmedim. Üzgünüm. Savcım bu gözler neler gördü, bu kulaklar neler duydu bir bilseniz. Bizim adalet terazimiz sağlamdır değil mi Ilgaz? Kesinlikle. Çok sağ olun tekrar. Rica ederim. Ya Ilgaz sen beni bir geçirsene. Tabii tabii. Hadi. Neşeniz bol olsun gençler. Ayağınıza sağlık savcım. Eren fazla kaçırma. Üçü görmem savcım, merak etmeyin. Ya bir şey diyeyim mi? Gıcık mıcık ama. Vallahi pamuk gibi kalbi var ya. Öyle vallahi. Hadi gel, gelin içeri. Haydi. Gaz. Ya oluyor mu böyle? Mutlu musun yani? Ya bak yanlış anlama. Yani niyetimden de şüphe etme ama yani saçma değil mi bu kararın ya? Ceylin dışarıda işte, al. Dön artık savcılığa geri. Tamam anladık, gözün kara, gemileri de yakıyorsun. Ama dönme hakkını kullan ve dön. Ne yani, ruhsatı alındıysa alındı. Ceylin kendini savunamayacak. Yani buluruz Kallavi bir avukat, veririz yanına. Ya takıldın değil mi? Davasını aldığın kişi yarı yolda bırakmak istemiyorsun.
Ya gerekirse Şahver Hoca'ya söyleriz. Gelir dev kadrosuyla yıkar duruşma salonunu geçip gider ya, ne var? Şu an o kadar başka bir ruh halindeyim ki Pars. İnan hiç olmadığım kadar güçlü ve özgür hissediyorum kendimi. Böyle yeni bir yolculuğa çıkmış gibi. Umarım sen de bir gün gerçekten böyle sevmeyi deneyimlersin. Ya vallahi yaşamadım, bilemem. Yani kısmet olur mu? Onu da bilemem ama insan geçmişteki çabanı, emeğini görünce ne bileyim üzülüyor yani, kıyamıyor. Öyle diyorsan öyledir, ha? Yılgaz. Sağ ol yine de. Sağ ol, sağ ol. Kaç. Nerede lan bizim para? Nereye oğlum? Para? Alın bunu evinin önüne atın, toplasınlar. Bu bize lazım. Daha borcunu ödeyecek. Gaz, hadi geç kalacağız. Geldim. Hadi. Oo, yakıyorsunuz avukat bey. Adliyeyi birbirine katacaksınız vallahi. Yapacağız bir şeyler, hadi. Cübbeni unutmamışsın. Sana 5 peki. İşte bu kadar farklıyız. Sen bu kadar komik miydin ya? Aşk aradı sanki sana. Kolay gelsin. Sağ ol. Çözebildin mi bari? Kimdenmiş? O nasıl soru Aylin abla? Tabii ki Ziver'den. Eminsin yani? Evet. Ben pek emin değilim ama. Araştırdım, öğrendim. Anne karnındayken de anlaşılıyormuş babası kim diye. Randevuyu da ben alacağım. Gidip test yaptıracağız. Karnındakinin babası kim? Öğreneceğiz. Duydun mu beni? Niyazi nerede? Gelmedi baba. Hani haber de yok. Hiç böyle yapmaz. Allah Allah. Ya ne fark eder? Hanımefendi alsın işte. Tamam savcım. Hadi Gökçe o zaman. Sizi şöyle alayım sayın savcım. Sayın savcım. Alışkanlık tabii. İnsanlar sizin gibi böyle 2 dakikada adapte olamıyor. Cinayet gecesinde de kimin olduğunu söyleyemiyor. Belli ki yalan söylüyor. Bir daha çağıralım ifadeye. Ne oluyor burada? Yekta Bey delilleri değiştirmek ve 3. kişi şüphesi yaratmakla itham ediyor. Biz de cevap hazırlıyoruz. Kolay gelsin.
Ilgaz olay yerine mi gitti? Evet amir. Evet dostlar, Romalılar ve kadim yurttaşlar. Beklenen gün geldi, çattı. Ha bu arada telefonlarınız kapalı değil mi? Mal yerine ulaşmış. Nereye ulaşmış? Sana daha var renkli şirin. Biraz bekle. Sen güvenliği bulacaktın. Bana bırakın dedin. Zincirin son halkasın. Biraz bekleyeceksin. Şimdi arkadaşlar geldik en önemli noktaya. Malı bir şekilde teslimat noktasından enselenmeden alıp getirmemiz lazım. Oltanın ucu daha ilk halkaya takılırsa baştan polisler bize bulaşır. E başımızda büyük belaya girer. Bu yüzden en önemli kısmı şu. İçimizde at hırsına benzemeyen iki tip olarak Parla ile Merve arasında bir seçim yapacağız. Herkese uyar mı? Yazı gelirse Parla, tura gelirse Merve. Yazı. Sen çıktın şanslı böcük. Serdar. Emin misin? Serdar olmaz küçük o. Hayır. Yaparım. Söyle şimdi ne yapıyorum? Bilirkişi raporunun geldiği görüldü. Tarafların rapora karşı beyanları ve itirazları olduğu anlaşıldı. Davacıya soruldu. Bir diyeceğin var mı? Yok hakim bey. Karar verirseniz memnun olurum. Hakim bey, izniniz olursa ek bir beyan sunmak istiyorum. Somut bir delille ispatı mümkün olmasa da davacı Galip Yunus gözünü kasten bile isteye kör etmiştir. Şimdiye kadar böyle bir iddia yok dosyada. Usulü bozmayalım avukat bey. Galip Bey ve ailesini etkileyen bir soybağının tespiti davası mevcuttur. Bunun için de paraya ihtiyaçları var. Parayı da bu yolla elde etmek. Dava ekibinin talebiyle davacı Asil'e soruldu. Doğru mu Galip? Bu aşamada davacı Asil'e kazanın oluş şekline ilişkin yemin teklif ediyoruz. Gel bakalım Galip, yaklaş. Doğru mu bu? Kendin mi yaptın? Doğru. Başınız sağ olsun Yekta Bey. Başınız sağ olsun Yekta'cığım. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun Yekta'cığım. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun Daçin Hanım. Başınız sağ olsun. Allah sabır versin. Sağ olasın Merdan. Sana inanmıyorum. Sana inanmıyorum. Bir konuşabilir miyiz? Bana söz verdin. Ne bu hırs ya? İçinden canavar mı çıktı senin? Bunların hepsi kaybetmemek için mi? Bir sakin olur musun lütfen? O insanlara kötülük yapmadım ben, güven bana. Ilgaz Bey. Çok sağ olun. Rica ederim. Vallahi dediğiniz gibi. Omzumdan öyle büyük büyük kalktı ki size anlatamam. Allah razı olsun sizden. Haram para vesile olmadı. Ben şimdi vekaletinizi alacağım. Siz dışarıda bekleyin. Sonra detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Tamam. Nasıl derseniz öyle. Gel kızım. Ne oluyor burada? Amacınız iyi, hiç şüphem yok.
Ama ortaya çıkarsa ki çıkar. Meblağ çok büyük, o parayı sana yedirmemek için ellerinden geleni yaparlar. Kaldı ki parayı ne zaman alacaksın o da belli değil. Suçlanırsın adaleti yanıltmaktan, aldığın parayı bir de faizle geri ödersin. Ben ne yaptımsa Melike için yaptım. Onu bizden almasınlar diye. Avukat tutmak için gücümüz yok. Para bulmak için yaptım. İnsan çocuğu için canını bile verir. Ben gözümü vermişim çok mu? Anlıyorum. Ama bunu yapmanın başka yolları da var. Her şey avukat parası için değil mi? Ben sizin avukatınız olurum. Sizi savunurum. Melike sizin kızınız olarak kalır burada bu evde. Seni seviyorum. Vay efendim, pişmanım. Olursun tabii. Hakime ateş açmak ne demek? Milletin şirazesi iyice kaçmış savcım. Sorma ya. Hangi savcı bakacak bilmiyorum ama şey bu yani. Öldürmeye kasp bu. O değil de savcım, kardeşimi koruyacağım diye kendini yakacak haberi yok. Yaktı zaten. Gel Göksu. Eren komiserim. Çıktı mı sonuç? Çalışana kızım. Eldivenden çıkan kılla Ilgaz savcının test sonucu %100 uyumlu komiserim.